Ben bu siyasal İslam tabirine karşıyım. Bu tabiri lütfen kullanmayın. Siyasal İslam tabiri yanlıştır. Mesela bunu saltanat dinciliği diyebilirsiniz. Din istismarcıları diyebilirsiniz. İslam kelimesini burada niye kullanıyorsun ki? Yani İslam gibi benim için çok yüce, çok değerli bir şeyi berbat bir kesimi anlatmak için olduğu gibi, bak İslam diyor, olduğu gibi. Başına sadece siyasal getiriyor. Yani siyasal İslam sizin bakışına göre kötüdür. Siyasal İslam'a doğru bir yorum, kabul edilebilir yorum bile getirilebilir. Örnek. Siyasal İslam tabirini benimsediğim için değil de bunu kullanılmasına ben karşıyım. Örnek. Siyasal İslam aslında şu demek. Yöneticilere, ülkeyi yönetenlere öldürmeyin, çalmayın, iftira atmayın, taciz, tecavüzde bulunmayın, rüşvet almayın, rüşvet vermeyin. Devlet üzerinden zenginleşmeyin, kenz yapmayın, mal biriktirmeyin diyen İslam'dır. Siyasal İslam mıdır? Çünkü siyasilere seslenen İslam demektir. Kur'an-ı Kerim'de siyasilere ne deniyor? Öldürmeyin, çalmayın, devlet üzerinden zengin olmayın diyor, rüşvet yemeyin diyor. Bunu söyleyen adama siyasal İslamcı diyebilir miyiz? Evet. Bu siyasal İslam'ın olumlu ve doğru yorumudur. Ama bu soruyu soran arkadaş ve bu siyasal İslam tabirini kullanan kişiler bunu kastetmiyor. Devlet üzerinden din kullanarak zenginleşenleri, din istismarı yapanları, yaptığı imanlar, karları ve suçları dinin üstüne yıkanları. Örneğin güncel bir örnekten yola çıkarak burada kastedilen siyasal dinciler diyebiliriz. İslam kelimesini lütfen orada kullanmayın. Rica ediyorum. Benim için çok yüce değer olan bir şeyi berbat bir kesimi anlatırken o ismi oraya koymayın. Siyasal dinciler deyin bak. Bu kurtarır biraz. Saltanat dincileri falan. Siyasal dinciler ne yapıyor şu anda? Sen anlatmaya çalıştığını ben anladım. Ne yapıyor mesela?